Küpeni odamda unutmuşsun. İyi ki Kuzey görmedi. Kuzey görse senin de işin biterdi. İşbirliği yaptığımızı anlarsa ikimiz de yanarız, unutma. Yanarsan sen yanarsın güzellik. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ha bu arada. O sahte gerdanlık için 100.000 liralık çek getirdi Kuzey bana. Dua etsin parasını almadım. Sahte mi? Ama bu yüzümü bu hale getirmesinin hesabını ayrıca soracağım ona. Ne sahtesi ya? Ne diyorsun sen? Neyse. Fazla kurcalama artık. Kendine dikkat et. Alo. Tamam bağlayayım. Elif. Çıkaracağım seni içeriden. Ne diyorsunuz Andan Hanım? Ben de sizi ısrarla o yüzden aramıştım. Kuzey Bey oraya geliyor diyecektim. Kesin gördü yani sizi. Kesin gördü. Berk'le hem de. Umarım konuştuklarımızı duymamıştır. Kuzey gelir gelmez bana haber veriyorsun, tamam mı? Anan Hanım ya Kuzey Bey her şeyi çözdüyse? Gerdanlığı sizin sakladığınızı, benim de size yardım ettiğimi. Didem! Didem? Didem ne oluyor? Didem neredesin sen? Kuzey Bey yemin ederim ben bir şey yapmadım, o istedi. Ya ne bir şey yapmadın? Kim ne istedi Didem? Arıyorum arıyorum açmıyorsun, telefonu sürekli meşgul. Ne yapıyorsun burada? İşimin başındayım yani. Bülent Bey evrak... Uzatma tamam. Hemen adliyeye gidiyorsun. Bu Elif'i suçladıkları gerdanlık sahte. Dosyaya bir tane bilirkişi atanmasını sağlıyorsun. O işi halletmeden de ofise gelmiyorsun. Tamam mı? Gerdanlık sahte miymiş? Ya uzatma, soru sorma. Hadi çabuk, hadi. Kuzey. Canım. Nereden böyle? Eve mi gittin? Kızacaksın ama Berk'in yanından geliyorum. Berk'in yanına gittin. Neden? Elif için gittim. Aslında senin için gittim. Benim için gittin. Evet. Çünkü çalışanını yüzüstü bırakmayacağını biliyorum. Hem bir onun itibarını kurtarmak hem de senin itibarını kurtarmak için Berk'le konuştum. Hmm. Sonuç? Ne söylediysem ikna olmadı. Ama ağzından kaçırdı. O gerdanlık galiba sahteymiş. Berk sahte gerdanlıklar da piyasaya sürüyor anladığım kadarıyla. Ya, bilmiyorum işine yarar belki. Bunun için mi gittin oraya? Evet. Başka ne için olacak? Yani belki bir iz bulurum diye gittim. Gördüm seni. Aa, niye gelmedin yanıma? Bir dakika, bir dakika. Berk'le işbirliği falan mı yaptığımı düşünüyorsun yoksa? Ya nişanlının ben senin, böyle bir şeyi bana yakıştırmazsın herhalde. Efendim Didem. Dosyaya bilirkişi atandı mı? Tamam. Çıkmam lazım. Tamam. İnşallah inanmıştır. Anan anan korkuttunuz beni. Neredesin sen? Kapat şu kapıyı. Kapat.
Kuzey Bey bir şey mi öğrenmiş? Yok. Öğrenmedi. Ama az kalsın öğreniyordu. Son anda kurtardım. İyice köşeye sıkıştık. Gerdanlık sahte olabilirmiş. Kuzey Bey beni bilirkişi raporu için gönderdi. Eğer doğruysa Elif'i hemen çıkartırlar. Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Sana Kuzey'e göz kulak ol diyorum ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ya daha fazlasını duysaydı Kuzey? Ya Berk'le işbirliği yaptığımı öğrenseydi? Handan Hanım, ben Kuzey Bey'e nasıl engel olabilirim ki? En sonunda ikimiz de yanacağız. Yeter be! Yeter! Ben kaybetmem, anladın mı? Kaybetmem. Gerekirse Kuzey'i harcarım ama yine kaybetmem. Hiçbir şey öğrenmeyecek. Bunun için ölürüm, öldürürüm ama buna izin vermem. Uyu sen Suat, uyu. Bana inat, uyu. Anne babam geldi mi? Odasında beyefendi. Güya eve geldi ama geldiğinden beri yüzüme bakmıyor. Yok artık. Affetmemiş beni. Ona nasıl güvenmezmişim? Baban ne zaman böyle gururlu oldu? Yok, kesin bir şey var bu işin içinde. Hani Kuzey öğrenirse? Handan? Ne oldu kızım? Neyin var? Neyi öğrenirse? Elif onu Berk'e yolladığımı biliyor. Kuzey de beni Berk'le gördü. Elif ona iftira attığımı, gerdanlığı çaldığımı söylerse... Ne diyorsun sen kızım ya? Ne gerdanlığı, ne çalması?